Arkadaşlar, Ocakhane Antika Atölyesi'nden hepinize selamlar. Hemen konuya gireceğim. Birkaç gün önce internette kumpasların nasıl okunacağıyla alakalı çok böyle basit ve sade bir resim gördüm. Bunu da ilgi duyduğumuz için Instagram hikayemizde paylaştım. Sizlerden o kadar çok mesaj geldi ki özellikle bu yüzdelik kısmının nasıl okunacağıyla alakalı şunu fark ettim. Biz aslında resim o kadar sade değilmiş. Biz konuya vakıf olduğumuz için bize basit gelmiş. Ama bu beni çok mutlu etti. Şöyle ki öğrenmeyi isteyen bu kadar çok arkadaşımızın Ocakhane sayfası altında bir araya gelmesi gerçekten mutluluk verici. Şimdi bu ismini Ocakhane dediğimiz küçük atölyemizde biliyorsunuz hobi amaçlı. Sadece boş vakitlerimizde zaman geçiriyoruz ama tam zamanlı işimizi sonlandırdıktan sonra bunun zamanını bilmiyorum ne zaman olur nasip diyelim. Böyle bir bilgi paylaşımı serisi yapmak istiyordum. Yani gerek var mı derseniz zaten YouTube kanallarında onlarca, yüzlerce bunlarla ilgili video var. Ama istedim ki Ocakhane bireyleri de Ocakhane sayfasını takip eden arkadaşlarımızın da böyle elinin altında bulunabileceği bir bilgi paylaşımı serisi olsun. Şimdi bundan bizim de menfaatimiz olacak. Niye? Biz oraya bir şey paylaştığımız zaman arkadaşlar bir insan her şeyi bilemez. Mutlaka altına bizden daha iyi bilen bir arkadaşımız yorum yapacaktır, fikrini katacaktır. Biz unuttuklarımızı hatırlayacağız ya da bilmediklerimizi öğreneceğiz, yanlış bildiklerimizin doğrusunu öğreneceğiz. Böyle karşılıklı bir bilgi menfaatimiz olacak. O yüzden böyle bir şey yapmayı istedik ve sizlerden gelen o sayıca fazla olan mesajlar bize artık bunun vaktinin yaklaştığını hissettirdi. Şimdi bilgi paylaşımı serisi derken yani bizim bildiğimiz konular metaller, metallerin tesviyesi, işte basit mekanik, gündelik karşımıza çıkacak olan böyle ev tamiratları, pratik bilgiler de araya serpiştireceğiz. Böyle bir bilgi paylaşımı serisi istiyoruz ama matematikten örnek vereyim. Özellikle bu metaller mekanik konusu. Hani nasıl böyle bir dört işlemi bilmeden toplamayı, çıkarmayı, bir problemi, denklemi çözemezsek bu metaller konusu da aynı. Şimdi her takımın kullanım amacı farklı. Her metalin kullanım yeri ve özellikleri farklı. Yani hadi alayım tornavidayı başlayayım. Tamam, neye başlıyorsun? Ya iş parçasına zarar vereceksin. Ya kullandığın el aletine, takıma zarar vereceksin. Sonuçta beklediğimiz sonuca ulaşamayacağız. O yüzden de böyle temel bilgilerle merdiven merdiven, basamak basamak bildiklerimizi paylaşmak ihtiyacı duyduk. Bu konuda hatta Instagram hikayemizde de bir anket yaptık. Yani hemen hemen ankete katılan tüm arkadaşlar böyle bir eksikliğin ihtiyacını hissetmiş. Biz de o zaman vakit kaybetmeyelim dedik. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sizlerden özür diliyorum. Masamız biraz kirli, temizlemeye çalıştık ama nedir kumpas? Nedir mikrometre? Arkadaşlar hassas ölçüm yapmamız gereken çalışmalarda kullandığımız ölçü aletleridir. Mikrometremiz, kumpaslarımız. Mikrometremizi ayıralım. Önce kumpaslardan başlayalım. Arkadaşlar iki çeşit kumpasımız var. Birisi mekanik kumpas. Analog kumpas da deniyor. Diğeri dijital kumpas. Kumpasımızın bölümleri dış çap ölçmek için kullandığımız çeneler. Bunlara çene deniyor. İç çap ölçmek için kullandığımız çeneler. Arkadaşlar bir de kılıç dediğimiz kılıç kısmı. Bu da derinlik ölçmeye yarar. Vernier ölçü kısmımız. Üst tarafta İngiliz ölçü birimi inç yani parmak dediğimiz ölçü birimiyle ölçü yapmamızı sağlayan kısım sabitleme vidası. Dijital kumpaslarda da yine aynı iç çap çeneleri, dış çap çeneleri, kılıç kısmımız mevcut. Burada vernier kısmı biraz daha farklı. Şimdi öncelikle dijital kumpaslardan başlayalım o halde. Arkadaşlar dijital kumpaslar kullanım kolaylığı nedeniyle son yıllarda fazlasıyla yaygınlaştı. Şimdi bu kumpasımız karbon fiber
bir materyal. Dolayısıyla yani sert plastik gibi bir şey diyelim. Dolayısıyla çok hafif ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Şimdi kumpasımızın açma kapama düğmesi var. Bunların çelik olanları da var ama dijital kumpaslarda genelde hepsi aynı, sadece materyal farkı var. Arkadaşlar, kapağın altındaki pilden enerji alarak çalışır. Açma kapama düğmemiz var. Ancak çektiğimiz zaman, yani çeneleri açtığımız zaman kendiliğinden otomatik çalışmaya başlar. Bıraktığımız zaman da biz kapatmayı unutsak bile belli bir süre sonra o kendi kendine kapanıyor. Sıfırlama düğmesi var arkadaşlar. Özellikle dijital kumpaslarda bir kalibrasyon söz konusu. Bu kalibrasyon kullanım aralıklarında bozulabiliyor. Kaçıklık, yani kaçabiliyor. Kaçıklık ölçü kaçıklığına sebep olabiliyor. O yüzden her kullanmadan önce bakın çeneleri birleştirip buradan sıfırlayarak kalibrasyonunu tamamlayabiliyoruz. Üst kısmı da inç, yani İngiliz ölçü birimi inç üzerinden biz parmak diyoruz. Ölçü almak istediğimiz zaman bakın inçe geçiyor, milimetreye geçiyor. Onun dışında başka söylememiz gereken bir şey yok. Şimdi gelelim mekanik kumpaslarımıza. Arkadaşlar, bu benim vazgeçilmezim. Niye derseniz, çünkü biz mekanik kumpasla öğrendik bu işleri. Bana biraz daha çok güven veriyor. Ama okuma zorluğu biraz daha vakit kaybına neden oluyor. Şimdi dijital kumpası zaten kullanmanın herhangi bir zorluğu yok. Şu şekilde göstereyim. Bakın parçanın dış çapı 15 milimetre. Çenelerimizi deliğe yerleştirip hafifçe, çok abartmadan hafifçe çekerek parçayı biraz imkanımız varsa oynatıyoruz. Niye? Tam net ölçü alabilmek için. Parçamızı çıkarttık. Sabitledik. Şimdi kumpaslarımızın üzerinde bakın 0.02 gibi bir ibare var. Bu bazı kumpaslarda 0.05 olarak da yer alabilir. Arkadaşlar, bu rakam bize kumpasımızın ölçü hassasiyetini gösteriyor. Yani daha basit bir anlatımla vernier bölümü üzerindeki her 2 milim çizgisinin arası 2 rakamıyla ifade ediliyor. Buna göre 0 çizgisine baktığımız zaman 8 rakamını, yani 8 çizgisini geçtiğini görüyoruz. En son 0 çizgisinin en son geçtiği çizgi bizim ana ölçümüz oluyordu. 8. Şimdi aşağıda vernier bölümünde diğer çizgilere bakıyoruz. Hangisi net olarak diğeriyle öpüşmüş? Üçten sonraki ikinci çizginin tam net olarak öpüştüğünü görüyoruz. İki çizgi arası iki rakamıyla ifade ediliyor demiştik. Dolayısıyla ondalık sisteme göre 30, 32, 34, 36, 38 ve 40 olarak devam ettiğimize göre 3'ten sonraki ikinci çizgi tam olarak öpüşüyorsa, evet, mikrometreler kumpaslardan daha hassas ölçüm yapmamızı sağlar demiştik. Mikrometremizin üzerindeki 0-25 milimetre ibaresi, bakın kumpasımızda olduğu gibi mikrometremizde de çenelerimiz var. Şu çene sabit, şu çene seyyar. İki çene arasında maksimum 25 milimetre uzunluğa kadar olan parçaları bu mikrometremizle ölçüm yapabiliriz. Daha uzun parça ölçeceğiz. Nasıl ölçeceğiz derseniz arkadaşlar, mikrometreler boy boydur. Örnek veriyorum, siz 45 milimetre yaklaşık uzunluğunda bir parçanın net ölçüsünü alacaksanız buradaki 25 rakamının 45'ten büyük olmasına dikkat edeceksiniz. O mikrometreyi alacaksınız. Üzerindeki 0 tam %1 milimetre rakamı da, şimdi bakın az önce kumpasımızın hassasiyeti ne demiştik? 0 tam %2. Mikrometreler de kumpaslardan daha hassas ölçüm aletleri demiştik. Dolayısıyla 0 tam %1, yani kumpasımızdan 2 kat
daha hassas olan bir ölçü aleti. Arkadaşlar, çenelerimiz, sabitleme vidamız, şöyle göstereyim. Bakın, kumpasımızın, ekranı büyüteyim, kumpasımızın cetveli vardı biliyorsunuz. Mikrometremizin cetveli bu. Kumpasımızın bir de vernier bölümü vardı. Şu bölüm, hani hiçbir çizginin kesişmediği, sadece bir çizginin kesiştiği. Burada da vernier bölümümüz şu. Arkadaşlar, ölçüm yapacağımız parçayı çenelerin arasına koyduk. Bakın, çeviriyoruz. Şimdi ne kadar çevirirseniz mengene gibi parçayı o kadar sıkarsınız ve hassas parçalara zarar verirsiniz. Bakın, hafif şu an gevşeklik var. Yani parçamız, bakın, düşüyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, bu ayardan sonra sadece şu arkadaki cırcırlı vidayı çevirerek parçamızın, bakın, düşmüyor. Boşluğunu alıyoruz ama parçamıza da zarar vermiyoruz. Sabitleme vidamızı kapattık. Şimdi ölçüm cetvelinde şöyle göstereyim. Ölçüm cetvelinde baktığımız zaman az önce kumpasımız üzerinde ne demiştik? Ölçü hassasiyetimiz 0,2 idi. Yani 2 milim çizgisi arası 2 rakamıyla ifade ediliyordu. Mikrometreler daha hassas oluyor demiştik. Mikrometremizin de ölçüm hassasiyeti 0,1. Yani 2 milimetre çizgisi arası 1 rakamıyla ifade edeceğiz. Şimdi ölçü kısmına geldiğimizde arkadaşlar, bakın. Mikrometre cetvelimizin üst kısmında 1 milimetre çizgisini bileziğimizin geçtiğini görüyoruz. Ancak ikinci milimetre çizgisi gözükmüyor. Şu halde ana ölçümüz 1. Cetvel çizgimizin alt kısmındaki çizgilere geldiğimizde, bakın, 1 milimden sonraki çizginin de burada gözüktüğü belli oluyor. Alt kısım buçukları ifade ettiğine göre buraya buçuğumuzu yazdık. Ve geliyoruz. Hani demiştik ya, kumpasımızda vernier bölümü var diye. Arkadaşlar, bakın. 10, yaklaşık 11 milimetre çizgisi bizim ölçümüzde cetvel üzerindeki çizgiyi tam olarak kesmiş. Şu halde 11'i topladığımızda burası 61 eder. Ana ölçümüz milimetre diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.